Ne yapıyordun? Onu iyi bildim. Gülme abi. Herkese merhaba arkadaşlar, video kanalımıza hoş geldiniz. Uzun bir süreç sonrasında tekrardan birlikteyiz. 6 ay askerliğimi bitirmiş bulunmaktayım. Tabii üstünden biraz zaman geçti ama her şey dışarıdan göründüğü gibi değil. İlk önce onu söylemek istiyorum. Afı çok merak ediyorsunuz. İlk önce Afı göstereyim, o sırada konuşup anlatırım. Afı göster birader. Dön etrafını. Dediğim gibi askerden geldim. Güzel bir süreç bizi bekliyor olması temennimdi ama bazı şeyler istediğim gibi gitmiyor. O yüzden YouTube'la ilgili tam böyle her şey kafamda oturmuş şekilde değil. Askerlik 6 ay güzel bir deneyim kazandırdı bana açıkçası. Lakin askerlik bittikten sonra buradaki psikoloji daha kötü. Çünkü alışma süreci vesaire. Eminim askerlik yapanlar anlar beni birazcık da. Ben oraya ayak uydurmuşken sonra buraya gelip biraz böyle bir garipsedim yani. Hala bir garipsem var üzerimde. O yüzden ilk önce YouTube videolarının şu an çok sık geleceğini söylemiyorum. Bakacağız, düzenleyeceğiz, bir şey olur olmaz. Bilmiyorum, arabaya karşı hiçbir hevesim yok şu an. AFA karşı özellikle. Yani bunun tek askerlikle sebebi değil, başka sebepleri de var tabii ki. Arabaya karşı hiçbir şekilde hevesim yok. Büyük ihtimalle satarım diye düşünüyorum. Bu öyle olur. Daha başka bir projeye geçeriz. Daha başka bir şey olur. Ya da motoru alırım. Hiç bilmiyorum, önümü hiçbir şekilde kestiremiyorum şu anda. Ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Her şey doğaçlama gidecek ama af büyük ya, %95 gider, satarım. Başka sormak istediğiniz soruları yoruma yanıtlayın. Yoruma yazın. Askerlikle ilgili bir video çekerim diye tahmin ediyorum. Anların olduğu askerliğinin nasıl bir yer olduğunu, bununla ilgili sormanız eseriniz varsa bunları yanıtlarız ilk önce. Şu anlık böyle. Aklıma farklı gelen bir şey yok. Yani bir askerden geleli bir ayın kaçı bugün? 8'i mi? 9'u. İkisinde ben, üçünde İzmir'e indim. 6 gün olmuş, 6 gündür video çekmedim. Hatta bu videoyu da çekmiyor gibi düşüncem yok açıkçası. Daha bekleyecektim. Ama siz çok video istediğiniz için, çok talep olduğu için maalesef en azından bir geldiğimle ilgili bir video çekelim, araba gösterelim demek istedim. 6 ay beni yalnız bırakmadınız. Sonsuz teşekkürlerimi sunarım sizlere ama işte dediğim gibi arabaya karşı hiçbir şekilde hevesim yok. Yani eskisi gibi arabayı toplayayım, arabayı şöyle yapayım işte, ya da şu jantı takayım. Nedense bu arabaya karşı hiç yok. Hadi normal hevesim zaten pek yok. Arabaya karşı hiç yok. Lafı dönüp dolaştırmayalım. Merak ettiğiniz bir şeyler varsa yoruma yazın. Bakalım elimizden gelince toparlamaya çalışacağız ama bir yaklaşık şöyle bir ay falan bir anca aktifliğimizi geri düzeltiriz diye tahmin ediyorum. Tabii her şey kısmet, nasip. Bilmiyorum ne olur, bu araba ne zaman satılır, yeni araba ne zaman alırım, araba alır mıyım, motor mu alırım. Hiçbir fikrim yok yani demek istediğim gibi. Başka, sence Kenan var mı işlerimiz? Var abi. Ne var? Devam. Sen bir şeyler sor ya, ben yanıtlayayım abi. Ne olur? Bu kardeşimiz sorsun abi. Aklımıza gelen bir şey yok galiba şu an. Ya bilmiyorum niye böyle oldu. Onun hakkında. Bence olmamalıydı abi böyle. Bilmiyorum valla yani bu video için. Nerede yanlış yaptık? He? Nerede yanlış yaptık bilmiyorum yani. Bir şeyler eksik şu an bende oturan bir şey. Eski hevesim, eski heyecanım. Ben bile fark ettim yani. Bu bizim eski Berk abi değil. İlk defa bugün çıkıp bir kadın. İlk defa marş yaptık. Marş bile yapmadık. Akü bitik vurdurduk. Yani. Az önce arabanın bütün işte cihaz kablonu falan söktük. İçinden önemli eşyalarımı aldım. Daha arabayı aldığım malzemeler var depoda duran. Onları falan takmayı da düşünmüyorum. Stoplar vardı bizim değil mi? Duruyor mu? Stop vardı, Nova aynalar vardı, bir şeyler vardı. Onları falan hiç takmıyorum. Hiç hevesim yok dediğim gibi. Yani niye böyle oldu, askerlik bir sebebi yoksa. Yani sadece her şey sizin dışarıdan bakıldığı gibi, göründüğü gibi değil. Onu söylemek istiyorum önce. İşte bazen erkeğin de mental çöküş dönemleri olabiliyor. Ben galiba o dönemdeyim şu an. Öyle tahmin ediyorum, bilmiyorum ben. Bakalım ilerisi bizi ne gösterecek, ne olacak? Nasıl devam edeceğiz? Hiçbir fikrim yok. Bekleyip göreceğiz. Başka bir şey var mı yani? Yok.
Herkese teşekkür ediyorum. Buraya kadarmış. Buraya kadarmış değil. Biten bir şey yok. Sadece toparlamamız biraz zaman alacak diye düşünüyorum. Hem kendim olarak hem genel olarak. Bakalım. Bir anda olacak bir şey değil. Kimin ne mal olduğunu askere gidince anlıyorsunuz arkadaşlar. Her şey orada belli oluyor. Askerlik cidden insana çok fazla şey katıyor. Bu katmasındaki sebeplerden biri de ben. Yani ben asla düzelmem. Yani düzelmem değil de asla bana bir şeyler katmaz. Ben eski aynı şekilde devam edelim diye tahmin ama geldiğimde o şekilde olmadığını gördüm. Gelene kadar da aynı şekilde tam gaz devamlı kafamdaki düşünceler ama şu an öyle değil. Kim ya? Ali Eşim babası. Ya buraya sensör koyacağız şimdi. İşte mahallemizin böyle. Gençleri. Puldur puldur. Yani yaşlandım mı anlamadım ki birader ben harbiden. Biz gönderdiğimizde bu adam böyle değildi. Ben böyle değilim yani. Ben geldiğinde yani... dedim ki abi sana ne olmuş dedim. Allah'a öyle demiyorum. Bir tıkları oynuyoruz ya Tayfun. Allah'a bir tıkları oynuyoruz. Sorumuz ayrı olabilir. Nasıl bir video, nasıl bir şey ben... Kedi miydi ben? Öyle ya, bilmiyorum ki arkadaşlar. Bir şeyler olacak, illa bir yoluna girer, bir şeyler başlarız yine bir içeriklere, bir şeylere. Yani bu Tavaş olur, CG olur, başka bir araba alırım, Honda sahip olurum, başka bir şey olur. Ya da hiç Dacia olur, bambaşka bir şey olur, hiçbir şey arabam kestiremiyorum Dacia. Şu o yüzden free yani, takılacağız bakalım şimdi öyle. Bize ne gösterir, belki bomba bir şeyle geri döneriz. Belki nasıl kısmet? Belki birazcık daha durgunluk dönemi. Bilmiyorum ya. Sabrın sonu cinayet miydi? Sabrın sonu selamet değilse cinayet çıkar abi. Öyle bir şey işte. Bakalım hayırlısı. Bize neler bekliyor? Ben de çok merak ediyorum. Yemin ederim çok merak ediyorum. Bakalım bekleyip göreceğiz. Sizleri çok seviyorum. Desteklerinizi esirgemediğiniz için sonsuz teşekkür ediyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda, bir sonraki şeyde görüşmek üzere. Merak ettiğiniz soruları sorun. En kötü bir soru cevap videosu patlatırız. Bir içerik, bir şeyler üretene, çekene kadar. Nasip kısmet abi. Allah'a emanet. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.